Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ ve kurreti âyunina Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين هم لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم انفعنا وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allah-u Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun ki uzaktan yakından gelerek bizleri bir ilim meclisinde, sohbet meclisinde cem eyledi, topladı. Elhamdülillah diyoruz. Burada bulunmamızın sebeplerinden bir tanesi Mevla'nın sevdiklerini sevmemizden. Dolayısıyla Mevla'nın sevdiklerini sevelim, seçtiklerini seçelim, yerdiklerini, kınadıklarını da inşallah kınayalım. Şimdi burada beni şu kamera çekiyor, hepimizi de gizli kamera çekiyor. Hoca gizli kamera nerede? Gizli kamera adı üstünde nereden göreceğim? Melekler çekiyor. Yani hepimiz tescilleniyoruz, arşivleniyoruz. Kayıt altına alınıyoruz. Yarın ahirette şu fotoğraf, şu poz, o gizli kamera görüntüleri inşallah hepimizin lehine olacak. İnşallah. Dolayısıyla Mevla hepimizi devam edenlerden eylesin. Amin. Ben herkese ulaşamam. Her defa bana söyletmeyin. Kızmıyorum size de. Arkadaşlar bir yerde ehli sünnet bir sohbet varsa arkadaşları tavlayalım, koluna girelim, kazanalım, sohbetlere götürelim. Bak şurada bir saat oturacaksınız ya, sıcacık ne güzel dinliyorsunuz. Neuzübillah, Allah muhafaza etsin, Allah oradaki kardeşlerimize yardım eylesin. Şimdi Suriye'de olsak, Irak'ta olsak böyle rahat oturabilir miyiz? Düğün yapıyorlar, bir anda bomba düşüyor, olduğu cenaze evi. Ya, arkadaşlar böyle rahat rahat oturamayız. Ondan inşallah kıymetini bilelim. Hoca ben kıymetini çok biliyorum, sizleri takdir ediyorum. Devam edin sohbetlere. Demekle olmaz. Bu iş destekle olur. Bu iş bulunmakla olur. Hoca diyor, ben dükkanı geç kapatıyorum diyor. Arkadaşlar mazeretler çoktur. O mazeretleri aşmak lazımdır. Özellikle pırıl pırıl, ışıl ışıl, hıpıl hıpıl genç kardeşlerimizi görüyorum. İleri yaşta olanlar da aşağı değil. Yani onlara demesin hoca olan gençleri övdün methettin. Hepiniz gül bahçesinin gülleri. Şu anda cennet bahçesi burası arkadaşlar. İmtihan olduğu için göremiyoruz. Perde bir kalksa tam cennetin ortasında oturuyoruz. Ben uydurmuyorum ki size. Hadis-i şerifler öyle söylüyor. Kainatın efendisi buyuruyor, bize duyuruyor. Mevla hepimizi inşallah yarın ahirette iki kaş gibi yakın eylesin. İki parmak arası gibi yakın eylesin. Arkadaşlar atışları çoğaltmamız lazım. Hedefe ne kadar çok atarsak vurma şansımız o kadar yüksek olur. Şimdi şu sohbet meclisinde, ilim meclisinde tabiri caizse malı götürüyoruz. Çok kazandırsınız be ya. İnşallah. Bakınız. Bir kadın, Buhari hadistir. Bir kadın yiğit alsana yiğit. Bir kediyi aç ve susuz bıraktı, hapsetti. Bir kediyi. Kedi deyip geçme.
O kadın bu hareketinden dolayı cehennemlik oldu. Kediyi aç bıraktı. Hapsetti. Ne yiyecek verdi, ne içecek verdi. E hoca bu kedidir. Sen öyle görüyorsun. Mahlukata hürmet et, hürmet görürsün. Kimseyi hor görme, yerde sürünürsün. Affedersiniz, fahişe bir kadın da, hadis-i şeriftir bu da, susuz kalmış bir kediye su verdi. Baktı ki bir kuyunun başında susuzluktan kırılacak. Ayağıyla kumu eşeliyor. Güneş vuruyor kumun üzerine, sıcak ya. Ayağıyla eşeliyor, o sıcak tabakayı alıyor, diliyle biraz serin diye aşağıyı yalıyor. O fahişe kadın, kötü kadın bu tabloyu görünce elbisesini çıkarttı ve ip gibi yırttı, ayakkabıyı bağladı, kuyuya saldı. Oradan su çıkarttı, kediye içirdi. Mevla'nın çok hoşuna gitti. Ve o hanımı cennetlik etti. Ve teşekkür etti. Hadis-i şerif. Görüyor musun? Ne diyorum size? Affedersiniz, sokakta bir köpek bir kenarda yatıyor olsan, sen oradan geçerken ona şöyle hıh etsen, korkutsan, yarın ahirette senden hesabını alır. O sana köpek olarak bir şey yapmadığı halde sen insan olarak niçin ona zarar verdin? Hoca bu kadar ince mi? Bu kadar ince. Ya aman kul haklarına, hayvan haklarına dikkat edelim. Ya diyorum ki şurayı tertemiz ettik, ediyoruz hep beraber yani. Elhamdülillah. Bak ben çok hoşuma gidiyor. Geçen sohbette olsun, şimdi geldim. Arkadaşlar ne kadar, yani haftada bir geliyorlar tabii o arkadaşlar. Uzaklardan geliyorlar. Gördüler halının yıkanması, temizlenmesi, etraf, boya, perdeler. Ne kadar hoşlarına gitti. Ben de seviniyorum, siz de seviniyorsunuz. Zaten yakışan budur. İnşallah hep beraber el birliğiyle biz gene bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendi evimiz, kendi yurdumuz. Öyle değil mi? Tertemiz mis gibi. Yani burası, bu meclis daha güzellere layık. İnşallah dernek yetkililerimizin kamçılamasıyla, önerileriyle, el birliğiyle, iş birliğiyle hep beraber, değil mi? Elhamdülillah yapacağız inşallah. Tertemiz olsun, mis gibi olsun. Şimdi şuna geliyorum. Böyle konuşuyoruz. Haklı olarak diyorlar ki ya işte burada sigara içilmesin. Benim de istediğim o. Samimi söylüyorum. Ve tamam, zaman zaman söylüyoruz. Geçen biri diyor ki hocam 14 kişi vardı burada diyor. 13'ü sigara içiyor diyor. Ankette ağır basıyorlar. Ama şunu söylüyorum arkadaşlar. Şimdi içmediğimiz için konuşmak kolay mıdır acaba bilmiyorum ama yani şimdi içen arkadaşlarımız diyorum ki acaba evinde içiyor mu? Yoksa karıdan korkuyor mu? Evde balkona mı çıkıyor, sokakta içip mi giriyor? E dolayısıyla yani olmayacak bir şey değil. Ben şimdi düz duvardan yukarı çıkın demiyorum. Burada da mesela içip girilebilir. 45 dakika bir saat içmeden durulmaz mı? En tiryaki adam bile duramaz mı yani 45 dakika bir saat? Cevap verin de. Kim milyoner olmak ister? Söyleyin de. Ya? Yani aslında olmaz değil ama yani Mevla hepimize yardım eylesin. Arkadaşlar şimdi affedersiniz bir köpeğin misalini verdim. Şimdi burada bir kimse sigara içse, içmeyenler olsa, onun dumanı onu rahatsız etse kul hakkı olur mu olmaz mı? E adamın şimdi tipine bakıyorsun, Şam müftüsü gibi. O bile tüttürüyor burada. Yani o tip insanların ön ayak olması lazım. O bile birini söndürüp birini yakıyor. Birini söndürüyor birini yakıyor ya. Ada vapuru gibi. E neresini düzelteceğiz o zaman? Mevla yardım eylesin. Kul hakkı olur. Kızmak küsmek yok. Bunları söyleyeceğiz. Ben Allahu alem kalbimizi gönlümüzü biliyor. Ben içiyor olsam yani nasıl bırakmak isterim? Aynen
bütün kardeşlerimiz için o düşüncedeyim. Mevla sigara içen kardeşlerimize tiksinti ihsan eylesin. Amin. Bırakmayı nasip eylesin. Amin. Kötü alışkanlıklarımıza da son vermeyi nasip eylesin. Amin. Bakın arkadaşlar, kul hakkı meselesi de var ha. Onu da düşünmek lazım. Sadece kul hakkı aldın ödemedin veya adamın cebinden yürüttün. Bu değil. Bu da kul hakkı. Bu da kul hakkıdır. E hoca biz bir kere alıştık içiyoruz ya. Nasreddin hocaya komşusu geldi dedi ki hocam iyi dinleyin. Gözünüzü benden ayırmayın. Ben hepinizi buradan görüyorum Allah'ın izniyle. Beni izlemeye devam edin. Komşusu Nasreddin Hoca'ya dedi ki hocam dedi bizim çoban dedi ki seninle benim affedersiniz ineği otlatırken kayanın başından inek aşağıya yuvarlanmış telef olmuş ölmüş ne yapacağız? Dedi ki ya dedi onlar dedi inektir dedi akılları yok ki dedi kavga ederler dedi düşüp ölürler dedi hani yapacak bir şey yok dedi. Komşusu dedi ki hocam dedi düşüp de ölen ama senin inek dedi. O zaman dedi bir kitaba bakmak lazım dedi. Fetva değişti. Önce zannetti ki komşunun ineği indi aşağıya telef oldu. Ama senin inek deyince hoca dedi ki o zaman bir kitaba bakalım. Şimdi fetva değişti dedi. Şimdi iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır demişler. Sen iğnenin acısına dayanabiliyorsan çuvaldızını başkasına batırabilirsin. Anlıyoruz değil mi? Ya Rabbi düzeltmeyi nasip eyle. Amin. Şimdi ne dedik? Burada bulunmamız Mevla'nın sevdiklerini sevmemiz. Seçtiklerini seçmemiz demektir. Şimdi Mevla kulum diyor. Zinaya yaklaşmayın. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ بِلَا Sakın zinaya yaklaşmayın kullarım. Yapmayın demiyor ha. Şimdi yaklaşmayın demek ne demek? Uzak durun ki yapmaya doğru hareket etmeyin. O kötü bir yoldur. Çirkin bir iştir. E sen yapıyorsan tenzih ediyorum sizleri. Sen o zaman Mevla'nın sevdiğini sevmiyorsun. Emrini dinlemiyorsun demektir. Bu lafta olmaz. Sahabeden bir tanesi geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Dedi ki ya Resulallah. Ben dedi zina yapmak istiyorum. Başta Hazreti Ömer radıyallahu teala bir ayağa kalktı. Mübarek. Çok sinirlendi. Öyle ki yani deveyle güreş tutuyor. Devenin boynunu mu yakalıyordu böyle? İndiriyor aşağıya. Hazreti Ömer bu radıyallahu anh. Efendimiz aleyhisselam en büyük toplum mühendisi. Bakın. En büyük psikolog. Dedi ki ya Ömer dedi. Üskün. Sakin ol. Dur dedi. Hele bir otur dedi ya. Sen ne yapmak istiyorsun? Ben zina yapmak istiyorum. Peki dedi. Bir kimsenin dedi, bir erkeğin senin annenle zina yapmasını ister misin? Nasıl olur dedi, asarım keserim dedi. Peki senin kız kardeşinle makarna süzgecine çeviririm, delik deşik ederim. Peki halanla, teyzenle senin de zina yapmak istediğin dediği birinin ya anasıdır, ya kızıdır, ya halasıdır, ya teyzesidir. Deyince, bak, onun boynu böyle önüne düştü. Böyle. Yani, yapmak istediği şeyin ne kadar yanlış olduğunu anlamış oldu. E şimdi ona tekme tokat girseydik olur muydu? He? Vazgeçirebilir miydik? Yaklaşımı görüyor musun? İnsanüstü yaklaşım. Hayalüstü. En büyük ahlak sahibi. Hoca diyor ya iki kişinin arasında geçiyor diyor. Alan memnun, veren memnun diyor. Ulan Mevla memnun değil. Ama diyor çok zevkli diyor.
Oğlum bunun zevki yeni icat olunmadı ki, bulunmadı ki. Bu eskiden beri var zaten bunun zevki. Ama öldüren zevk. Sinek geldi, bal kasesinin üstüne kondu. Balın üstüne. Baldan yedi yedi, şimdi uçmaya çalışıyor. Sağ kanadını kaldırdı, sol tarafı battı. Solu kaldırdı, sağ battı. Bataklık misali, kımıldadıkça battı, 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 öldü gitti. Aynı onun gibidir. Öldürücü zevk. Şimdi deseler ki, dünyanın en güzel kadını, falan manken, falan artist, kimse, gerçi isimleri benden iyi biliyorsunuz da, deseler ki şuraya gelecek. Bununla zina yapacaksınız, ondan sonra şurada yanan fırına gireceksiniz. Kim yapar? Böyle gözü bakar. Zina yapacaksın, sonra hemen fırına gireceksin. Arkadaşlar, ke'ennel harame narun, haram eşittir ateş. Zina, içki, kumar, faiz, yalan, dolan, sahtekarlık, üç kağıtçılık, beş kağıtçılık, adam. Adam aynı arabayı ayrı iki kişiye satıyor ya. Vay beş kağıtçı vay. Adam odun satın alacak, iki ton, antlaşma yapıyor, parayı ödüyor, geliyor kapının önüne bir buçuk ton döküyor. Nasıl tartacak? Ya Rabbi sen bizleri haramlardan muhafaza eyle. Amin. Şuayb Aleyhisselam'ın kızları. Musa Aleyhisselam'ın kayınpederidir. Şuayb Aleyhisselam'ın kızları. Tabi gerisi biraz uzun da konuyla bağlantılı olan kısmını söyleyeyim size. Musa Aleyhisselam 30 yaşına kadar Firavun'un sarayında kaldı. 30 yaşındayken çarşıda gezerken baktı iki kişi kavga ediyor. Bir tanesi Beni İsrail'den yani Musa Aleyhisselam'ın tayfasından, bir tanesi de Firavun'un, Kıptilerden. Firavun ve ahalisi hakim. Yani Beni İsrail üzerinde hakim vaziyette, onları esir köle gibi çalıştırıyor. Peki niçin böyle oldu? Çünkü Beni İsrail yoldan çıktıkları için Mevla da onları ne yaptı? Böyle bir duruma düşürdü. Şimdi o Musa Aleyhisselam'ı tanıyan, o taifeden olan, oranın taraftarı olan kişi dedi ki ya Musa dedi koş bana yardım et dedi. Kavga ediyorum dedi. Musa Aleyhisselam gitti böyle ayırmaya çalışırken o Kıpti'ye bir tokat patlattı. Adam düştü öldü. Bir tokatlık canı varmış. Öldü. Ana dedi hemen tüyelim. Firavun görürse ikimizi de mahveder. İkisi de kaçtı. Tabi haber yayıldı. Yani büyük bir ceza gerektiren olay. Bir gün sonra baktı ki aynı adam gene başka biriyle kavga ediyor. Gene seslendi. Ya Musa bana yardım et. Ulan dedi ne kaşar adamsın dedi ya. Psikopat dedi her gün biriyle kavga ediyorum dedi ya. Üzerine doğru böyle yürüdü. O korktu. Dedi ki dün dedi birini öldürdüğün gibi bugün de beni mi öldüreceksin? Akılsız dost. Açığa verdi. Öyle olunca tabi o Firavun'un adamı hemen ayrıldı. Koştu ispiyonlamaya. Gitti Firavun'a. Dedi ki ya Firavun dedi 30 senedir dedi çocuk edindiğin dedi, baktığın dedi, ilgilendiğin dedi, beslediğin dedi. Beslediğin 30 senedir. Ne demişler? Hani besle kargayı. Şişmanlasın. Dedi bu kadar besledin. Senin adamlarını bir bir öldürüyor. Hemen yakalayın. Musa Aleyhisselam hemen kaçtı. Peki peygamberler kaçar mı? Kaçmaz. Kaçar. Erkeklik 10, 9'u kaçmak.